Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Ali Çınar'ı gördük Washington'da, Cinel Medya Grubu Amerikan temsilcisi. Enflasyon beklentiyi aştı diye verdik Ali. Amerika Birleşik Devletleri'nde AB Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Gerçi orada da yükseltmesi bekleniyor. Arada da saat farkı var ya, biz de ona göre vereceğiz zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde de enflasyon verileri beklenti üzerinde gelmişti. Fed'in faiz kararı bir taraftan bekleniyor. Enflasyon rakamları, yani yeni bir faiz artışı gelir mi? İstersen böyle başlayalım gündeme dair. Evet, Hülya, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dün açıklandı TÜFE rakamları. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayında manşet enflasyon, bilhassa benzinin, enerjinin katkısıyla beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ve çekirdek enflasyon tarafında da 6 ay sonra ilk yükseliş gerçekleşti. Baktığımız zaman da tüketici fiyatları bir önceki yıla göre %3.7 arttığını görüyoruz. Aylık bazda da enflasyon %0.6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bilhassa enerji ve gıda fiyatlarında bir artış görülüyor. Aslında FED gelecek hafta 19 ve 20 Eylül'de toplantı yapacak ve FED yönetim kurulu üyelerinden gelen düne kadar açıklamalarda bir frene basma, yani haftaya faiz artışına gitmeme gibi bir sinyal verilmişti. Ama tabii şu anda enflasyondaki beklentinin aşılmasından dolayı FED yönetim kurulu üyelerinin haftaya alacağı karar ve 20 Eylül'de açıklanacak faiz artışı kararı olup olmayacağı da kritik olacak. Ama yine beklenti piyasalarda ve bilhassa Amerikan Bankacılar Birliği'nin ve bazı önemli finansal kurumların yaptığı anketlerin ortalamasında Fed'in bu ay faiz artışına gitmeme ihtimalinin daha yüksek olduğu doğrultusunda. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Yıl sonuna kadar iki tane daha toplantısı olacak Fed'in. O nedenle yıl sonuna kadar veriler eğer kötü gelirse faiz arttırımına her zaman gidebilir. Ama Fed Başkanı Powell'ın sıkı para politikasına devam etme sinyali ve bilhassa enflasyonla mücadele, enflasyonun %2'ye düşmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceği mesajını net şekilde vermesi bekleniyor. Ama şu an itibariyle sanki faiz artışının olmama ihtimali var, daha yüksek gibi görünüyor Hülya. Şimdi Ali, şöyle gündem gündem gidelim. Dahası böyle başlık başlık, yani enflasyon, FED, faiz arttırımı devam edecek mi etmeyecek mi meselesinin dışında, bir de mesela yani dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Neler konuşuluyor? Mesela nasıl manşetler atılıyor? Gündemde ne olabilir? Erdoğan-Biden görüşmesi olur mu mesela? Şimdi Birleşmiş Milletler'deki genel kurul toplantıları başladı aslında. Ama liderlerin olacağı genel kuruldaki konuşmalar gelecek hafta olacak. Bilhassa 19 Eylül'de Salı günü önce Brezilya Devlet Başkanı, sonra Başkan Biden ve daha sonra da diğer liderler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Salı günü konuşma yapması bekleniyor. Ama baktığımız zaman tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklimle mücadele, yoksulluk, terörle mücadele, gıda güvenliği, küresel ve finansal ekonomik sıkıntılar olmak üzere tüm Birleşmiş Milletleri ilgilendiren konuların farklı açık oturumlarda da yer alması bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurulda yapacağı konuşma kritik ve birçok alanda küresel ve bölgesel mesajlar vermesi, bu senede vermesi bekleniyor. Ama bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri de olacak. Örneğin Yunanistan Başbakanı'yla New York'ta görüşeceğini biliyoruz. Başkan Biden'la ikili görüşmesi beklenmiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için yüzün üzerinde devlet lideri var. Hangi liderle görüşsün? O nedenle iki gün Başkan Biden kalıp Washington DC'ye dönecek. Ama geleneksel olarak verdiği bir akşam yemeği var. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılma ihtimali var. Daha teyit edilmedi Ankara tarafından. Ama genele baktığımızda bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Ticaret Odası'nın Tayyip Deyik'le beraber Amerikan CEO'ları ve Türk CEO'larıyla yuvarlak masa toplantısı, düşünce kuruluşları liderleriyle
toplantısı olmak üzere çok geniş çapta toplantıları olacağını belirtebiliriz. Tabii bu süreçte de hem Avrupa'dan hem de diğer ülkelerdeki devlet liderlerinde de ikili toplantılarla bitirerek 21'inde New York'tan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Eylül akşamı geliyor ve 21 Eylül'de de New York'tan ayrılacak. Ayrılacak. Yani. Önemli görüşmeler olacak. Yani o gündeme mutlaka biz de burada masaya yatıracağız. Ali şöyle teknoloji liderleri bir toplantı gerçekleştiriyor. Yani değil mi? Kapalı kapılar ardında bir oturum diyelim. Yani orada yapay zeka tartışılıyor. O sürekli gündemimizde. O toplantıdan neler çıktı? Çünkü Senato'da önemli bir toplantı olarak o başlıkla gördük biz de. Evet, Senato'da Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer'ın önderliğinde yapay zeka forumu yapıldı. Kapalı bir toplantıydı. 60'ın üzerinde senatör katıldı. Ve bu kapalı toplantıda örneğin mesela Elon Musk konuşma yaptı. Yapay zekanın risklerine dair senatörleri uyardı. Ve yasal adımların kongre tarafından atılmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de teknolojinin açlıkla mücadele için kullanabileceğini savundu. Bill Gates'in ağırlıklı olarak sosyal sorumluluk projelerinde daha çok yer aldığını görüyoruz. Ama bunu teknolojiyle entegre ederek bir konuşma yaptı. Yani genel anlamda sonucuna baktığımızda aslında Hülya, yapay zeka konusunun birçok sektörde, sağlık, eğitim, devlet kurumları olmak üzere, ulaştırma olmak üzere birçok konuda hem avantajları var hem de dezavantajları var. Bilhassa güvenlik açısından sıkıntılar yaratabilir. O nedenle de yasal olarak sadece Amerika'da değil dünyada bu konuda ciddi adımların atılması gerekiyor. Senato'da da böyle bir toplantının yapılması, en iyi teknoloji liderlerinin masaya çağrılarak onların fikirlerinin, önerilerinin alınması kritik oldu. Toplantı bittikten sonra da Schumer şöyle bir açıklama yaptı. Kimse hükümetin müdahalesine ihtiyacı olmadan söylemekten geri durmadı. Yani çok açık ve net bir toplantı oldu. Devletin sorumluluğu olması gerektiğini biliyorlar açıklamasında. Yani burada aslında şu çok önemli. Teknoloji liderlerinin hükümetle ve Amerikan Kongresi'yle çok ciddi şekilde yakın çalışarak bu yapay zeka konusunda yasaların çıkarılması, gerekli adımların atılması için önemli bir forum oldu. Bu forumun devamı gelecek. 9 ayrı forum olarak düzenleniyor Senato'da. İlki Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates olmak üzere en üst düzeydeki teknoloji liderleriyle önemli bir toplantı oldu. Ya sosyal medyada öyle bir görüntü paylaşıldı böyle dün. Yani Meksika'dan dünyaya UFO olduğu iddiasıyla o görüntüler paylaşıldı. Şimdi bugün bir açıklama bekleniyor. Açıklama da yani NASA'dan gözler tabii orada. UFO raporu bugün yayınlanacak değil mi? Doğru biliyorum diye düşünüyorum ama. Evet, Türkiye saatiyle 17'de açıklanması bekleniyor. Raporun da bir yarım saat öncesinden kamuoyuyla, basınla paylaşılması bekleniyor. Tabii ABD Havacılık ve Uzay Ajansı UFO demiyor resmi yetkililer. Tanımlanamayan uçan cisim olarak belirtiyorlar ve bununla ilgili raporları paylaşacaklar. Aslında bilhassa Amerikan havacılık üssünün tespit ettiği, hatta Pentagon'un pilotların tespit ettiği veya gördüğü tanımlanamayan uçak cisim olaylarının son 5 yılda çok arttığı ile ilgili daha önceden raporlar çıkmıştı. Hatta bir harita yayınlandı Hülya. Evet. Bilhassa Amerika'nın batı ve doğu yakası, Orta Doğu'nun bir kısmı ve Asya, Japonya tarafında tanımlanamayan uçan cisimlerin varlığının olduğu ile ilgili, yani UFO denmese de bunların daha çok görüldüğü, bu bölgelerde görüldüğü ile ilgili önemli raporlar da vardı. Tabii Meksika'daki dünkü meclisteki görüntü bir bomba etkisi yarattı. Amerikan medyasında da ciddi şekilde yankı buldu. Her ne kadar Amerika UFO olarak nitelendirilmese de Meksika'dan, meclisten en ciddi bir kurumdan UFO görüntüleri, yani varlığı olduğu görülen 1000 yıldan fazla tespit edilmiş diye belirtildi. Açıklanması tabii ilginçtir. Bakalım bugün NASA'nın yapacağı açıklamalar
Ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Evet, seninle konuşurken bu arada bir diğer taraftan da son dakika olarak veriyoruz. Ali Altbant'ta geçiyor böyle bizim KJ dediğimiz. Avrupa Merkez Bankası bu arada politika faizini 25 bas puan arttırmış. Yani %4,5'a yükseltti. Arttırması bekleniyordu zaten. Mevduat faizi %4 olarak da açıklandı diyelim. Ali, eksik kalan bir şey var mı Amerika gündemine dair tamamlamak istediğin? Genel olarak böyle konuştuklarımız Hülya, Temsilciler Meclisi'nde de Başkan Biden'ın azil süreç tartışmaları devam ediyor. Ama bizim Habertürk olarak ana gündemimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısı. Çok yoğun bir hafta sonu ve haftaya giriyoruz. Gündem bu ağırlıklı olacak. Bu ağırlıklı olacak. Diner Medya Grubu Amerikan temsilcisi Ali Çınar Washington'dan bildirdi. Ali, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Her gün olduğu gibi yine Ali Çınar'a bir pencere açıyoruz. Washington Ankara hattı ve özellikle Amerika'nın gündemini alıyoruz. Sağ olasın. Teşekkür ederim.